Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. Dediğimiz gibi Melisa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu da AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu Ünal. KYK açıklaması üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Grup Başkan Vekili'nin hedefinde Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık da vardı efendim. Katil polis diye bağıran ama katil PKK demeyen, FETÖ'ye söz söylemeyen, 15 Temmuz'a tiyatro diyen, Biden'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan medet uman bir yapıyla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu KHK ile ilgili sözleri üzerinden eleştirdi. AK Parti kapansın diyen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef aldı. AK Parti'yi tehdit edenlerin Türkiye düşmanı terör unsurlarıyla ilgili tek bir eleştirisini bulamazsın. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Melisa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programının konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dı. Ünal Bağcı'nın gündeme ilişkisi sorularını yanıtladı. Mahir Ünal altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirleyememesinin sebebini açıkladı. Bir türlü bir denklem oluşturamıyorlar. Yan yana geliyorlar. Ben defalarca yapıyorum. Toplanıyorlar. Bir masanın etrafında toplanıyorlar. Ayrıca bu altılı masayla ilgili öyle bir hata yaptılar ki bu hatayı sonra fark ettiler. Altılı masa toplumun bilinçaltındaki koalisyon travmasını tetikledi. Ve daha ileri gittiler. Dediler ki biz seçeceğimiz Cumhurbaşkanı adayı ile protokol imzalayacağız. Diyeceklermiş ki seçildiğin takdirde bizim sözümüzden çıkmayacaksın. Bu bir vesayet biçimidir. Yunanistan'ın Türk jetlerine radar kilidi atmasına da tepki gösterdi. Tahrikkar davranışlarına sürekli devam eden Yunanistan. Bu düşmanca hareketlere Cumhurbaşkanımızın verdiği kararlı cevap bütün dünyada yankı uyandırdı. NATO angajman kurallarında bunun düşmanca hareket olduğu tanımlanmışken buna kimse düşmanca hareket diyor mu? Efendim gündemde öne çıkan haberleri işte bu akşam da sizlerle paylaşmaya, anlatmaya çalıştık. Böylelikle Beyaz Ana Haberi'nde sonuna gelmiş olduk. Ekranlarda iletişim bilgilerimiz var. Lütfen onları kullanın diyoruz ve yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.